Herkese merhabalar. Bugünkü dersimizin konusu feste nomen verb verbindungları. Feste verbindung in Deutschen. Almancadaki sabit bağlantılar yani verbindunglar deyince aklımıza şunlar gelir. Verben mit Propositionen. Daima belirli bir propozisyonla yani edatla birlikte kullanılan fiiller. Sabit bağlantı yani verbindung türleri içinde en temel ve en yaygın bilinen konu budur. Örneğin warten auf, bir şeyi beklemek, sich freuen auf oder über, bir şey için sevinmek gibi pek çok fiil yine bu gruba girer. Diğer bir örneğimiz ise adjektiv ve mit propozisyonu. Bunlar da daima belirli bir edatla birlikte kullanılan sıfatlardır. Bunlara şu şekilde örnek verebiliriz. Böse auf oder mit, bir şey için kızmak, sinirlenmek. Gewöhnt an, bir şeye alışmak veya neugierig auf, bir şey için meraklanmak gibi pek çok sıfat da bu gruba girer. Evet, nomen mit propozisyonlar için şunları söyleyebiliriz. Daima belirli bir propozisyonla birlikte kullanılan isimlerdir. Bunlar örnek olarak şunları söyleyebiliriz. Bedürfnis nach, Vorstellung von veya Verständnis für gibi pek çok örnek de verebiliriz. Bunların cümle içinde kullanımına da bir göz atalım. Das Bedürfnis nach sozialer und finanzieller Absicherung ist groß. Evet, sosyal ve finansiyel güvenlik ihtiyacı çok büyük. Burada Bedürfnis ve nach birlikte kullanımını görmüş olduk. Die Vorstellung von der Verantwortung macht Partnern oft Angst. Evet, sorumluluk fikri çoğu zaman ortakları korkutuyor. Burada da Vorstellung von beraber kullanımını görmüş olduk. Sonraki örneğimiz ise Verständnis für. Einige Kinder haben kein Verständnis für die neue Situation. Bazı çocuklar yeni durumu anlamıyorlar diye burada da farklı bir örneğini gördük. Evet, diğer bir farklı yapımız ise nomen verb verbindunglar. Bunlara kısaca fonksiyon verb gefüge de diyebiliriz. Ama şu anlama gelir, yarı deyimsel anlam kazanmış sabit isim fiil grupları. Özellikle B2 ve C1 seviyelerinde sıkça karşımıza çıkacak önemli konulardan birisidir. B1 seviyesinde mektup yazarken, C1 seviyesinde eröterok yazarken bu yapıyı kullandığınızda ekstra puan kazanabilirsiniz. Bazı isim ve fiiller birlikte kullanıldığında fiilin gerçek anlamı dışında yarı deyimsel bir ifade, işlevsel bir tamlama oluşur. Fiilin standart anlamı değiştiği için bu yapıların anlamını daha çok isim belirler. Burası önemli bir noktadır. Bu isim fiil yapılarını öğrenmenin bir faydası da şudur ki Türkçe düşünüp Almanca konuşurken yapılan bazı hatalardan bizi kurtarır. Doğru ismi doğru fiille kullanmamızı sağlar. Örneğin bir karar almak derken bunu Türkçe'ye eine Entscheidung nehmen diye çeviririz. Ama doğru olanı eine Entscheidung treffen olmalıdır. Bir taviz vermek derken einen Kompromiss geben değil de einen Kompromiss schließen olmalıdır. Bu yapıları hem fiilin hem de ismin bambaşka bir anlama geldiği deyimlerle yani redewendunglarla karıştırmayalım. Çünkü onlar başlı başına farklı bir konudur. Bu söz konusu fonksiyon verbgefüge yani işte bağlantısı yani verbindunglar listesi oldukça uzun. En çok kullanılanlardan birkaç tanesini bugün burada göreceğiz. Öğrendiğimiz kelimeleri günlük hayatta cümle içinde kullanmamız bizim için kalıcı olmasını sağlayacaktır. Evet, ilk örneğimize baktığınızda ein Thema anschneiden. Evet, bir konuyu açma. Örnek olarak bei dem Treffen hat mein Freund ein Thema angeschnitten. Evet, geçmiş zamanda kullanımını görmüş olduk burada. Görüşmede arkadaşım bir konu açtı diye Türkçe'ye çevirebiliriz bu cümleyi. Anschließend möchte ich ein Thema anschneiden, das noch nicht zur Sprache gekommen ist. Son olarak
Henüz gündeme gelmemiş bir konuya değinmek istiyorum diye bu cümleyi de çevirebiliriz. Bir sonraki örneğimiz ise Einem Vertrag abschließen. Ich schloss einen Vertrag mit einer neuen Firma ab. Evet, ben yeni bir firmayla sözleşme imzaladım diye bu cümleyi çevirebiliriz. Vor einem Jahr habe ich meinen Arbeitsvertrag abgeschlossen. Ben geçen yıl, bir yıl önce bir sözleşme, iş sözleşmesi imzaladım olarak da bu cümleyi çevirebiliriz. Evet, verb anlamı Unterschreiben'la aynıdır. Türkçe zaten söylemiştik, sözleşme imzalamak. Diğer örneğimiz ise die Hoffnung aufgeben, yani umudunu kaybetmek. Du solltest keine Hoffnung aufgeben, umudunu kaybetmemelisin. Ich habe die Hoffnung aufgegeben, weil ich keine Arbeit finde. Evet, burada da Nebensatz yapısıyla kullanılmış farklı bir örneğini görüyoruz. Bir diğer örneğimiz Einen Beruf ausüben. Evet, mesleğini yapmak anlamında kullanılan bir cümle yapısı. Mein Bruder übt seinen Beruf als Buchhalter seit 20 Jahren aus. Evet, kardeşim 20 yıldır muhasebeci olarak çalışıyor. Doktor Weishaupt übt seinen Beruf als Sozialarbeiter schon seit 20 Jahren aus. Evet, burada da farklı bir yapıyı gördük. Yani Doktor Weishaupt sosyal hizmet uzmanı olarak 20 yıldan beri işini yapıyor. Bu işle iştigal ediyor diye çevirebiliriz. Evet, verb anlamı beruflich machen. Bir diğer örneğimiz ise aynen irrtum begehen, yani hata yapmak, yanılmak anlamında. Verb anlamı olarak sich irren diyebiliriz. Örnek cümlemize baktığımızda yine geçmiş yapıda kullanılan bir cümle görüyoruz. Als ich meine Frau verlassen hatte, habe ich einen großen Irrtum begangen. Evet, ben eşimi terk ettiğimde büyük bir hata, büyük bir yanılgıya girmiştim, büyük bir hata yapmıştım olarak bu cümleyi de çevirebiliriz. Evet, sonraki örneğimiz ise aynı Straftat begehen, yani suç işlemek, verb anlamı olarak etwas illegales tun. Mein Freund hat im letzten Jahr eine Straftat begangen. Benim arkadaşım geçen yıl bir suç işlemişti diye bu cümleyi çevirebiliriz. Bei Benutzung der selben würden Sie eine Straftat begehen. Bunları kullanmak bir suç işlemek olur diye bu cümleyi de bu şekilde görebiliriz. Bir diğer örneğimiz ise Jemandem eine Enttäuschung bereiten. Yani birini hayal kırıklığına uğratmak. Evet, die deutsche Sprache bereitet uns eine Enttäuschung. Evet, Almanca dili bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü öğrenmesi çok zor. Çok zor gramer yapısı var diye kendimiz bunu deneyerek gördük. Yani verb anlamı olarak bunun için Enttäuschung diye söyleyebiliriz. Evet, Freude bereiten, sevindirmek. Örnek cümlelerimizde yine bereiten Sie Ihre Familie und Freunde eine kleine Freude durch den Einkauf des Geschenks. Evet, hediyeyi satın alarak ailenizi ve arkadaşlarınızı biraz sevindirin tarzında bir cümle gördük. Wollt ihr mir Freude bereiten, sendet ihr diese Geschenke. Beni sevindirmek istiyorsan bu hediyeyi ona yolla diye farklı bir cümleyi de burada gördük. Verb olarak bunu erfreuen diyebiliriz. Freude bereiten, verb olarak erfreuen'i de kullanabiliriz. Evet, sıradaki örneğimizde zum Abschluss bringen. Evet, anlam olarak bir şeyi bitirmek, sona erdirmek, verb olarak abschließen diyebiliriz. Evet, örnek cümlelerimize baktığımızda Ich möchte dieses Video zum Abschluss bringen. Evet, bu videoyu bitirmek istiyorum. Evet, Ich habe mein Projekt gestern zum Abschluss gebracht. Burada da geçmiş zamanda nasıl kullanıldığını gördük. Ben dün projemi sona erdirdim, bitirdim anlamında bir cümle görüyoruz.
Evet, bir sonraki örneğimiz ise zum Ausdruckbringen. Söylemek, ifade etmek anlamında. Verb olarak Ausdruck'la eş anlamlı. Evet, örnek cümlelerimizde ise şunları görüyoruz. Ich möchte meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Yani teşekkürlerimi, şükranlarımı dile getirmek istiyorum diyor. Yüksek bir Höflichkeit cümlesi kullanarak. Erbrachte seine Besorgnis zum Ausdruck. Evet. Endişesini, o endişesini dile getiriyor olarak da bu cümleyi çevirebiliriz. Evet, sonraki örneğimiz in Bewegung bringen. Yani bir şeyi harekete getirmek, verb olarak bewegen'le eş anlamlı. Ich werde diesen Plan in Bewegung bringen. Evet, burada da Futur 1'de kullanılmış gelecek yapıda bir cümle yapısı görüyoruz. Yani ben bu planı harekete geçireceğim anlamında henüz yapmamış gelecekte planlanan bir şeyi bize anlatıyor. Evet, bir sonraki örneğimiz ise zu Ende bringen. Bitirmek, sona erdirmek anlamında kullanılıyor. Verb olarak beendenle aynı anlama geliyor. Was man begonnen hat, sollte man auch zu Ende bringen. İnsan neye başlarsa onu sona erdirmeli anlamında bir cümle var karşımızda. Biz de bu cümleyle beraber bu videomuzu sona erdiriyoruz. So and the bilingen diyoruz. Eğer sizler de bu dersi faydalı bulduysanız abone olmayı unutmayınız. Ve bugünkü öğrendiğimiz fiillerle alakalı cümle kurarak aşağıda yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.